Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kupa maçlarına gireceğiz. Ama öncesinde sizlere Eragon'la oynadığım maçı göstermek istiyorum. Kendisi dünyanın en iyi XE oyuncularından bir tanesi. Zaten YouTube'da da kanalı var. Ünlü bir oyuncu. Şimdi maç sonucunu göstermeden tekrara geçelim. Kendisinin dünyada 22.liği var. Global turnuvada da 9. olmuş. Burada yay oynamıyordu. Sezon başı olduğu için galiba. Gösterek'le oynuyordu. Klasik madenci ile başlıyorum. Bu da Valkyrie savundu. Burada henüz köstebek oynadığını bilmediğim için kara frens atıyorum. Normalde köstebeği saklamam lazım kara frensi. Tomura atıyorum. Ufak hasarlarda önemli bir maç. Buradaki kara prensim olmadığı için köstebeği paket ile savundum. Tekrar madenciye atıyorum. Ama yine tahmin etti. Vuramadım yine. Bu sefer kara prensi saklamak istedim. O yüzden felaket kulemi attım. Ve köstebeği kara prenses oldu. Arkaya attığı için iskelet attım. Yoksa goblinler en az bir tane vururdu. Burada köstebeği hızlı döndürdü. Ben daha kara prensi döndürememiştim. Burada madenci biraz boşa gitti. Biraz hasar aldık. Evet, 2x'de bayağı bir roket atacağız bu arada. Şu anda ilk roketi atacağım ben. 2x'e yaklaştığımız için. Daha girdik. O da köstebek roket yapıyor. Roketi çok az daha geç atsaydı kara prensimi alabilirdim. Madenciyle ufak ufak vurmaya çalışıyorum. Burada roket atacağını bildiğim için kara prensi atmadım. Ama burada goblinlerden biraz hasar yedik. Ve 800 can gerideyiz şu anda. Ben de madenci roket yapıyorum. Ben sürekli madenci roket yapıyorum. O da köstebek roket yapıyor. Burada önemli bir nokta var. O yüzden durdurdum. Şimdi ikimizin kulesinin canı da 1500 olduğu için iki roket de yaklaşık 1200 vuruyor. Yani iki rokete düşmüyor kulelerimiz. Başka bir şekilde vurmazsak. Şu an iki roketi rakip atacağı için roket döngüsünde önümde. Yani iki rokete alabileceği bir cana indirirse kazanır maçı. O yüzden hiç hasar yememem gerekiyor köstebekten. O yüzden iyi savunmam lazım. Şimdi izleyelim maçı. Burada güzel bir tomruk attım. Goblinler hiç vuramadı. Burada iskeletleri arkaya atacağını tahmin ettiğim için öne attım madenciyi ve bayağı bir vurduk. Şu anda biz iki roketi alabiliyoruz. Roketi o daha önce atsa da. Kule canı bu yüzden önemli. Şu anda 667 kaldı. Roket tomruk da 668 vuruyor. Hasar almadığımız sürece kazanıyoruz. Ve böylece maçı kazanmış olduk. Bayağı güzel bir maçtı. Yine geriden geldik biraz. Bu şekilde kazanmış olduk. Profilini de göstereyim. Böyle 22.liği, 9.luğu var. 8.700 kupa yapmış. İyi bir oyuncuydu. Şu anki sıralamamda 827. Maçlara geçelim. Mesela kimimizi bulduk. İbrahim. Yine madenci ile başlıyorum. Oduncu attı. Oduncu balon olabilir. Golem olabilir.
Tamam. Oduncu balına benziyor rakip. Bunu kara prensi de savunalım. Evet, tam roketlik bir yer yaptı bize. Bu arada haydutu da varmış. Yani klasik oduncu balonun listesi değil. Haydut uçmasın. Çatısı da varmış. Tam olarak destesini bilmediğim için çok agresif oynamayacağım şu anda. Başka kartlar da çıkarabilir. Yani şöyle bir belki kara prensle vururuz. Megası varmış. Buna felaket kulemi atmak zorundayım. Balonu tersi roket atarız. Ağır bir destesi var. Yani hem cadı hem mega şövalye falan. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ya kara prensle tutalım. Ejderhayı. Felaketimi Mega'ya bekletmek istiyorum. Acaba dondurması var mı? Ona roket atalım. Şarjım da azaldı. Defansif oynuyorum. Evet, biraz barzo çünkü. Bir anda kulemizi alabilir. Evet, mega geldi. Öfkeli bir şekilde gelecek. Yıldırımı varmış. Hiç beklemiyordum. O zaman dondurması yoktur en azından. Atmayacağım. Yine roketlesin onu. Güzel. O haydut uçmasın ama. Şu an tersten biraz vurmayı deneyelim. Paketle cadıyı alalım. Felaketi bu şekilde attığımda balon her türlü geliyor. Şimdi yıldırım atabilir. Roket atacağım yine. Bu arada 30 saniye falan kaldı. Kulesine vurmamız gerekiyor artık. Omega 20 saniyede gelemez. O da gelir. Şu an madenciyle vurmam lazım. Yıldırım atacak. Ve eşit kaldı kulecanları. Berabere kaldık. İnanılmaz bir olay. Videoya denk geldi. Yani ilginç bir maçtı. Şöyle profiline bakmak istiyorum.
7660 rakipte. Neyse sonraki maça geçelim. Evet, Sandbox geldi. Evet. Dünyada üçüncülüğü varmış. Bugün fena maçlar geçiyor. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Madence ve buz ruhu olan milleti hatırlamıyorum. Kraliçesi de varmış. Havan olabilir. Ama umarım değildir. Paketi erkenden atıyorum yeteneğini kullansın diye. Evet, bir vuruş alacağız. Geç attım gitti. Bir vuruş da kraliçeden aldık. Evet, 600 can gerideyiz şu anda. Şu an rakiple aynı tarafa da gidebilirim. Evet, direkt attı kraliçeyi. Kulemize vurmasın. Şu an savunamayabilir. Biraz agresif oynadı. Havanın da boşa gitti biraz. Ama yine de hasarda gerideyiz. Arkadan kara prens atacağım. Oraya bir roket gider. Umarım değer. Değmedi. Ve koruma da bana. Bakalım nereye atacak. Zehri varmış bu arada. Tamam, şu an madenciye atmayacağım. Deri iskeleti de varmış. Bunu beklemiyordum. Kara Prens'i arkadan attım ya. Evet, bayağı bir vuracak. Yani bayağı iyi oynuyor rakip. Eşleşme de onda şu an. Kraliçe atabilir. Direkt zehir attı. Artık roket atacağım. Risk almam gerekiyor. Ama şu anda itibaren çok zor maç. İyi vuruyoruz aslında. Madenci atacak. Evet, güzel maçtı bence. Maalesef kazanamadık ama. Yani bayağı yaklaşmıştık. Bu rakibin de profiline bakalım. Dünyada üçüncülüğü var. 8700 kupa. Zaten birçoğunuz tanıyordur. Bu videoluk da böyle olsun. Dünyanın en iyileriyle oynadık bu videoda. Şu anda ilk bindeyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.